alacağına ve bunun hangi kalemlerde kullanılacağına biz karar veriyoruz. Ve biz bu noktada size iki argüman vereceğim. Bunun bir kere pratik yararlarından bahsedeceğim ve bunun üç alt başlığını inceleyeceğiz. Bir kere ekonomik krizlerin önleneceğinden ve bunun hem ülkelere hem de lokal krizlere de engel olacağından, aynı zamanda harmanlı yatırımı da geliştireceğinden bahsedeceğim ve meşruiyet noktasında da aralarındaki bağ ve etkilenme sebepleri nedeniyle bunun önemli olduğundan bahsedeceğim. İlk argümanla geliyorum. Bir kere bunun faydaları da neler olacak? Bir kere her şeyden önce biz ekonomik krizleri önleyeceğiz. Şu an ekonomik krizler neden var bu ülkelerde? Şu an ülkelerde ekonomik krizler tamamen ülkelerin, milli devletlerin aldığı bazı kararlar popülizmin sıkıntısından dolayı doğuyor. Ne oluyor mesela? İrlanda diyor ki işte ben diyor yılda işte halk diyor 14 maaş istiyorum falan diyor. Buna 14 maaş veriyorlar ama aslında bunu herkese çok rasyonel şekilde indeleyemeden bu kararı veriyorlar. Ve daha sonrasında ne oluyor? Bunlar bu verdikleri karar sonucunda kriz çıkıyor. Ve bu kriz çıktığı zaman ne oluyor? Ülke kendi etkileniyor. Ve bunun ikinci bir noktası da bunun sonucunda lokal krizler de oluyor. Ne oluyor? Orada o kriz çıktığı zaman ortak para veriyor. Euro bölgesine atıyorum. İşte ben Yunanistan aynı şekilde. Oradaki kriz diğerlerini de etkiliyor. Diğerleri etkilediği zaman da işte buradan hepimiz için bir sorun ortaya çıkıyor. Ama bizim bu sistemimizde biz popülizm sıkıntısını önlüyoruz. Sonuçta halkın bu kadar uç şeylere gitmelerini, bir nevi kendi parlamentomuzda halkın bu kadar uç noktalara gitmeleri ve devletlerin de halkın bu uç şeylerini, menfaatlerine prim vermelerini bir noktada kendi parlamentomuzda daha geniş temsille, daha geniş bir şeyle parlamentoyla bunu bir nevi dengeliyoruz ve dengeleyici bir mekanizma oluşturuyoruz. Ve bu da sonuçta önemli olduğunu düşünüyoruz ve krizlerin bu noktada daha az olacağını, en azından olmayacağını söylüyoruz. Evet, konumda alalım. Burada ben yanlış mı anlıyorum? Karar mekanizması Avrupa Birliği Parlamentosu mu? Evet. İkinci noktada harmanlı yatırım noktası var. Bir kere şu an zaten yatırımların az gelişmiş ve çok gelişmiş ülkelerde bir dengesizlik olduğu aşikar. Fakat biz burada ortak bir bütçe yaparak sonuçta bu az gelişmiş ve çok gelişmiş ülkeler arasındaki yatırımları da bir nevi dengeleyebileceğimize inanıyoruz. Ve ikinci olarak da şu an devletler kar edebilmek için, daha doğrusu kendilerine daha çok yarısın diye hem sadece tarıma, daha elverişli olsa bile sadece tarıma yöneliyor veya sadece sanayiye yöneliyor ve bu her ikisini birden yapmaya çalışıyor ve bunun sonucunda ne oluyor? Daha az verim elde etmiş oluyor. Ama biz bu sayede ortak bir bütçe oluşturarak sanki tek bir devletmiş gibi, sanki Türkiye'nin bir bölgesinde muz yetiştirmek daha yararlı, bir bölgesinde sanayi bölgesi kurmak daha yararlıymış gibi Avrupa Birliği'nde de böyle alanlar oluşturmak istiyoruz. Ve bu sayede ülkelerin daha fazla verim olacağından, mesela atıyorum ülkeler artık daha fazla kar elde etmek için hem tarıma çok ilgilenirken sanayiye daha fazla ağırlık vermek zorunda kalmayacaklar ve bu nedenle o hem ülkenin yararına olmuş olacak, ülkenin yararına olmasının dışında Avrupa Birliği'nin zaten daha fazla gelir sağlayacağı için totalde de daha fazla yarar elde etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Kaldı ki şöyle bir durum da var, sonuçta bu devletlerin bütçelerini birleştirdiğiniz zaman ortaya çok çok daha fazla bir şey çıkıyor. Sonuçta biz burada hepimiz tek başımıza cebimizdeki parayla birer gofret alabilirken kantinden veya ülkeler atıyorum birer parça bir şey alabilirken siz bunların paralarını birleştirdiğiniz zaman siz orada bir fabrika kurabilirsiniz. Ve siz bu fabrikayı kurduğunuz sürece bunu ortak bir merkezde topladığınız için zaten bunun getirdiği gelir çok daha fazla olacağı için bunun sonucunda bundan fazla, bundan yararlanacak insanlar çok daha fazla yarar sağlamış olacak. Yani çok basit bir soru sana. Neden Almanya'daki adam Liechtenstein'daki çiftçinin yükünü çekmek zorunda? Bu noktada işin meşhur boyutu, ahlaki boyutu orada çıkıyor. Bir kere her şeyden önce bu adamların aralarında bir bağ var. O sonuçta artık eskiden olduğu gibi yaşamıyoruz. Neydi eskiden işte milletlerin sonuçta kültürel değerler biraz daha fazla ön plandayken şu an Avrupa'da böyle ve şu an Avrupa'da böyle olmadığını görüyoruz. Artık şu an onları birleştiren şey daha ziyade kültürel pratiklerinden çok şu an onları birleştiren şey özgürlüklerinin bir noktada savunulması. Sonuçta burada onun özgürlüğüne bir şey geldiği zaman, Fransız'ın başına bir şey geldiği zaman Alman da aynı rahatsızlığı duyuyor. Çünkü şu an onların menfaatleri kültürel pratikler değil, onların menfaatleri bireysel özgürlüklerinin birleşmesi noktasında, korunması noktasında birleşiyor. Ve bu nedenle de onların herhangi bir şeyden zarar geldiği zaman bu noktada diğerleri de kendi savunma zorunu gösteriyor. Kaldı ki şunu şu şekilde de savunabiliriz. Sonuçta siz bugün bir İstanbullu olarak işte aynı şekilde Hakkari Kağıdı'nın şeyini ben niye çekeyim diyor da sorun olabilirsiniz. Ve bu noktada şu an Avrupa Birliği zaten bir ülke gibi birleşmeye başlamış durumda. Onları o kadar da ayrı düşünmemiz mümkün değil. Ve ikinci şeyde boyutta etkilenme boyutu. Sonuçta bu adamlar birbirlerinden etkileniyorlar. Bu adamlar birbirlerinden etkileniyorlarsa birbirlerinin yaptığı davranışlardan, birbirlerinin aldığı kararlardan ve tercihlerden etkileniyorsa sonuçta birbirlerinin yaptığı şeyler üzerinde de bir nevi
yaptıklarından dolayı başka ülkeler etkileniyorsan, bugün onların bu şey yaptıklarından dolayı euro etkileniyorsa ve ben de euro kullanan bir insan olarak bu durumdan benim de ekonomi etkileniyorsa, benim alım gücüm etkileniyorsa, bu noktada benim de denetim mekanizmasına katılmakta çok 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 hakkım var. Biz bugün hükümet olarak size neden bahsettik? Bugün hükümet olarak bir kere ekonomik krizlerin önleneceğini ve bunu hem ülkeler için hem de ülkelerin dışında da Çin'de bulunduğu lokal krizlerin de engelleneceğini bahsettik. Ve ikinci olarak da harmoni yatırımın, işte yatırımların daha dengeli olarak dağılacağından ve bunun herkese daha fazla verim sağlayacağından bahsettik. Ve şu noktasında da aralarındaki bağ sebebiyle bunların ortak payda birleşen bireysel düşüncesi ve birbirlerinden etkilendikleri nedeniyle de bunların birbirlerinin kararlarına denetleyici bir unsur olarak katılmasının